yıllara kadar bizim süreç iyi gelişti. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Ali Şarlı'yı ziyaret etti. Daha sonra rektörlük çalışanları ile görüşen Özcan, hayır dualarını ve desteklerini istedi. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Buyurun. Gelelim dedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun adaylarımız. Desteğinizi hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Destek olursun. Bizler bu görev hazırız. Güzel bir Bolu inşa edeceğiz hep birlikte. İnşallah. Bu gayret içerisindeyiz. Evet, gördük gerçi de. Rektörlük ziyaretlerinin ardından Tanju Özcan, partililerle birlikte ilimizde faaliyet gösteren ağaç işleri ve makine imalatı yapan fabrikaları ziyaret etti. İşçilerle görüşen ve projelerini anlatan Özcan, amaçlarının Bolu'yu turizm ve sanayi kenti yapmak olduğunu belirtti. Türkiye'de işsizlik oranının en alt düzeye indiği bir şehir haline gelecek. Biz bunlar için mücadele ediyoruz. Hani bizim derdimiz Bolu'yu turizm kenti yapmak, sanayi kenti yapmak. Yoksa biz şu şekilde oy istemiyoruz kimseden. Yani bize oyunuzu verin, biz size yol yapıverelim, efendim park yapıverelim. Bunların hepsini yapacağız. Zaten bu görevler belediye başkanına kanunla verilmiş görevler. Ulaşım işini çözeceksin diyor, temizlik işini yapacaksın diyor. Yeşil alanlar oluşturacaksın. Biz kanunun bize vermediği görevleri asıl talibiz. Bunları zaten herkes yapacak, yapmalı, en iyisini yapmalı. İşte biz size ve çocuklarımıza daha çok iş bulacağımızı vaat ediyoruz. Daha zengin, daha güzel bir şehir olacağını vaat ediyoruz Bolu. İşte bu yüzden bu yola çıktık. Maliyetleri yükseliyor. Bir ev almaya kalktığınızda daha pahalı alıyorsunuz. Türkiye'nin en pahalı tabela vergileri bizde. Yani en pahalı belediye hizmetleri bizde. Biz işte Bolu'yu turizm şehri yapacağız derken dışarıdan gelen insanın Bolu'ya kazandırdığı parayla halka hizmet edelim diyoruz. Sürekli vatandaşın cebine yüklenen bir belediyecilik anlayışı var. Şehir merkezinde bir yer var mı? İşte yok. Biz bunu sağlayacağız. Yani şu büyük sunun oraya çok büyük bir botanik park yapacağız. Köroğlu'nun altında büyük bir park yapacağız. Yine bir uzay müzesi yapacağız çocuklar gelsin şehir dışından diye. Organik pazar projemiz var. Projelerimizi inceleyebiliriz. Binlerce kişi otobandan çıkıp o pazardan alışveriş yapmaya gelecek. Yani niye turizm şehri yapmaya çalışıyoruz? Bir, şehrimiz güzelleşsin diye turizm kentleri güzel olur. Yemyeşil olur. İçinde yaşayan insanlar mutlu olur. Antalya niye dışarıya göç vermiyor? İnsanlar orada yaşamaktan mutlu. İki, turizm kentleri içinde yaşayan vatandaşlar açısından ucuzdur. Belediye hizmetleri açısından ucuzdur. Antalya, Türkiye'nin en pahalı suyunu satmaz insanlara. Çünkü dışarıdan gelen insandan gelir elde ediyor. Edirne, 3 milyon 750 bin turist merkezine geliyor. O yüzden Edirne'deki su parası Bolu'dakinin yarısı kadardır. Biz turizm kenti olamadık, sanayimizi geliştiremedik. Bunun sonucunda belediye hizmet etmek için sürekli vatandaşın cebine yüklendi. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. 4.70 lira. Isparta'da 1 lira. İşte arkadaşlar, o yüzden bu seçimlerde muhtar seçer gibi düşünün. Yani hangisi mahallemize daha çok hizmet verir diye düşünüyorsunuz ya, muhtar adayının partisine bakmıyorsunuz herhalde. İşte belediyede de böyle bakmak gerekiyor.